Şerife'nin Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bugün boyunluk, şapka, etol gibi veya baharlık örgüler gibi istediğiniz yerde kullanabileceğiniz bir model hazırladım sizlere. Modelim 3 ilmek ve katlarından oluşuyor. Ben orta kanatlı bir ilip ve 3 numara şişli ördüm modelimi. 3 ilmek ve katlarını hesapladıktan sonra artı 2 ilmek kenar ilmeği ilave etmeniz gerekiyor. Bebek örgüleri ve erkek örgüleri gibi örgülerde de kullanabilirsiniz. Ama biraz ajurlu bir model. Bunu göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Modelimin arka yüzü de bu şekilde boyutlu, kabartmalı ve kullanılabilecek bir model. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız şerifenörgüdünyası.com adresini ya da örgüör.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Ben biraz daha kalın bir ip ve 3,5 numara şişle ilmeklerimi şişime takarak başlıyorum. Önce kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Daha sonra bir tane ilmeğimi düz örüyorum. Sonra iki ilmeğimi birlikte keserek düz örüyorum. Kestikten sonra kestiğim ilmeğin yerine bir tane ilmek dolayarak artırıyorum. Tekrar bir tane ilmeğimi düz örüyorum. Bir tane ilmeğim yanındaki ilmekle düz örer gibi kesiyorum. Kestiğim ilmeğimin yerine hemen bir tane ilmek doluyorum. Ve bu düz, ben başlangıç olduğu için bu şekilde giriyorum. Normal arkadan da girerek örebilirsiniz. Hiç fark etmez. İki ilmeği birlikte düz örer gibi kesiyorum. Kestiğim ilmeğin yerine hemen bir ilmek artırıyorum. Bir tane ilmeğimi düz örüyorum. Sonraki iki ilmeğimi birlikte kesiyorum. Hemen sonrasında kestiğim ilmeğin yerine bir tane artırıyorum. Ve bir tane ilmeğimi düz, iki ilmeğimi birlikte kesiyorum. Kestiğim ilmekten sonra mutlaka bir tane ilmek artırıyorum. Bu kısmı, artırma ve kesme kısmı önemli. Mutlaka kesme işlemi yaptıktan sonra bir tane artırmalıyız ki ilmek sayımız eksilmesin. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğini aldım. Burada doladığım ilmek ile birlikte arkasında iki tane daha ilmeğim var. Bu ikinci ilmeğin, yani doladığım ilmekten itibaren 1, 2, 3. ilmeğimin içerisine giriyorum. 3. ilmeğimi bir tane düz olarak örüyorum. Bakın, ilmeğimin içerisine gidip örüyorum. İlmeğimi biraz uzatarak düz ördüm. Sonra ipimi ön tarafa geçiriyorum. 2 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bu ilmeği içerisine girip ördüğüm için örmeden serbest bırakıyorum. İlk başlangıçta artırdığım ilmek olmak üzere 3 tane ilmeğimi sayıyorum. 1, 2, 3. ilmeğimin içerisine aynı düz örer gibi giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi biraz uzatarak örüyorum. Daha sonra ipimi ön tarafa geçiriyorum. Ve 2 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. 3. ilmeğimin içerisine gidip ördüğüm için bunu bırakıyorum. İlk başlangıçta artırdığım ilmek 2, 3 diye sayıyorum. 3. ilmeğimin içerisine girerek düz örer gibi örüp bir tane ilmek uzatıyorum. Sonra ipimi ön tarafa geçiriyorum ve 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. İçerisine girip ördüğüm ilmeğimi ise serbest bırakıyorum. Arka yüzden de yapılışı bu şekilde devam edecek. 3. ilmeğimi içerisine giriyorum ve düz örer gibi uzatarak bir ilmek örüyorum. Daha sonra ipimi ön tarafa geçiriyorum ve diğer 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. İçerisine girip ördüğüm ilmeğimi serbest bırakıyorum. Arka yüzden örülüşü daima bu şekilde. 2 ilmeğimi ters örüyorum. İçerisine girdiğim ilmeğimi serbest bırakıyorum. Kenar ilmeğimi örerek sıramı tamamladım. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini alıyorum. İlk ilmeğimi düz olarak örüyorum. İkinci ilmeğimi, bakın, ilmekler üçerli gruplar halinde kendi arasında ayrılıyor. Bu üçerli ilmeklerin ilkini düz örüyoruz. Sonraki ikisini birlikte düz örer gibi kesiyoruz. Kestikten hemen sonra mutlaka bir ilmek artırıp yerine takviye etmiş oluyoruz. Bir tane ilmeği düz örüyorum. İki ilmeği birlikte düz örerek kesiyorum.
ve hemen sonrasında bir ilmek artırıyorum. Bir düz, iki ilmeği birlikte kes ve kestikten hemen sonra tekrar bir ilmek artırarak devam ediyorum. Burası örgümün ön yüzü. Ön yüzde bir tane düz, iki ilmeği birlikte kesiyoruz ve bir ilmek doluyoruz. Bir düz, iki ilmeği birlikte kes ve kestikten sonra mutlaka bir ilmek artırıp kenar ilmeğiyle sırayı kapatıyorum. Örgümün arka yüzünden bir sıra daha göstermek istiyorum. Kenar ilmeğini aldım. Başlangıçta artırdığım ilmeği sayıyorum. 1, 2, 3. Üçüncü ilmeğimin içerisinden bir tane ilmeğimi uzatarak düz örüyorum. İpimi tekrar ön tarafa geçiriyorum ve iki tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. İçerisine girip ilmek ördüğüm ilmeğimi de serbest bırakıyorum. 3 ilmek sayarken başta daima dolayarak artırdığımız ilmeğimiz bulunmalı. 3. ilmeğe giriyoruz ilk olarak. Bu ilmeği düz örüyoruz. Daha sonraki 2 tane ilmeği de ters örerek devam ediyoruz. Bebek örgülerinde, özellikle boyunluk, etol gibi örgülerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. İpinizin kalınlığına göre örneğinizin duruşu da değişecektir. İnci iplerle de çalışabilirsiniz. Angora iplerle de çalışabilirsiniz bu modeli. Üçüncü ilmeği ilk olarak örüyorum. İpimi ön tarafa geçirip sonraki iki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Ve bu ilmeği serbest bırakıyorum. Kenar ilmeğimle sıramı kapattım. Örgümün ön yüzüne geldiğim zaman aynı şekilde işlemlere devam ederek örgümü tamamlıyorum. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin. Sevgiyle kalın, örgüyle kalın, hoşça kalın.